بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mübarək cümə günüdə bəlkələrimizdə məscid sər basgən qədəmlərimiz üçün Allah hasənatlar yazsın. Bəndəlik bilən bilib-bilmək qılıb qoygan günahlarımızı mağfirət etsin. Bugün Zülqədə ayının 28-ci günüdür. Cümə sohbətimizin mövzusu qaynana kelin əhilliyi, ailə tinçliyi deməkdir, deyib namləngən. Mavzu, ailəgi tekişli mavzu, cüdə, mühim mavzu. Bugünkü günümüz deməz, bəlkə zaman və məkanda eyni dalzər mavzular qatarda türgən. Çünki hər bir cəmiyyət kiçik-kiçik ailələrdən təşkil tapadı. Cəmiyyətini təşkil qılgən ailələr tinç olsa cəmiyyət tinç. Ailələr müstahkəm olsa cəmiyyət müstahkəm. Ailələr salih bolsa, cəmiyyət salih. Ailələrdə muamma bolmasa, cəmiyyətdə muamma bulmaydı. Cəmiyyətdəki muammalar həm ailədən kütərlib çıxadı. Demək, ailə cəmiyyətini aldı da ənə şün deyə məqam yəyə. Bu haqiqətini Mən həm şü cəmiyyətin bir zərrəsi mən deyən düşüncəyi əgəb olgan hər bir şəxs yaxşı bir iş gərək. Mənin ailəmin tinçliyi, cəmiyyətimin tinçliyi. Mənin ailəm salih bolsa, cəmiyyətim salih bolar. Mənin ailəm müstahkəm bolsa, cəmiyyətim müstahkəm boladı. Deyən düşüncə bilən yaşayışı örgənişimiz gərək. Ənə şü nərsəyi örgənməlsək, Biz bu məsələdə yaxşı tamamı özgərişimiz qeyd. Hər birimiz nin zimməmizdə özümüz yaşayıb türgən ailəgə tinç, tatu, əhli bir-birbən əhl, salih ailə təqdim qilişlik vəzifəsi var. Bu vəzifə bu. Məsuliyyət, cəmiyyətimizin adıdəki zimməmizdəki məsuliyyət. Bizdən cəmiyyət ənə şündəyə ailə kütəyəbdir. Qəni, mən cəmiyyət ki, şündəyə ailə birdimmi, yoxmı, deyən savalını özümüz gibi yerəyilik. Ailə məsələsi ki, beyparvalik mutlaqa mümkün eməz. Ailə məsələsi ki, laqətlik oranı yox. Bu məsələ ciddi məsələ və mürəkkəb məsələ. Onu ciddi və mürəkkəbləyinə hər bir fıqara hız qılış gərək. Sohbətimizin mavzusu qaynana kelin ortasındakı münasəbət. Mavzuda əgər ikələsi əhir bolsa, ailə tinç bolədi, deyiblər. Ailələrimizdə bugün qənçə muammalar var, ləkin əsasi muammalardan biri bu qaynana kelinin ortasındakı keliş mavçilik. Qaynana kelinin ortasındakı macaralar. Cüdə əvcəyə çıxdı. Bu, sırə eməz. Əfsus ki, bar haqiqət bu. İkələ tamamını həm bugün aqləməyimiz. Unusu doğru, bunusu nator deməyimiz. İkələ tamamında həm kəmçilik qöp. Qaynanalar tamamında həm kəmçilik qöp. Kelinlərin tamamlarında həm kəmçilik yox əməz. İkələ tamam, özdəki nüqsanını bugün toğırlasa, bu oldu. Şünərsə ki, biz erişəmiz. Onlardəki nüqsanını kim əytədi? Onlardəki nüqsanını biz əytəmiz. Çünki onlardəki nüqsan özəyə körünməyəbdi. Biz ailələrin bugün ortasına düşükənimizdə qaynanı 100% haqq Deyən fikirdə çıxıb getəmiz. Kelin tamamım 100% haqq. Deyən fikirdə çıxıb getəmiz. O, özünə haqq deyilir, bunusa həm haqq deyilir. Onda nəgə macara bolədi?
ayb menda, kemçeliği menda demeydi. Ularının kemçeliği, insanın kemçeliği özde korunmaydı. Ularının kemçeliğini bugün biz koruşumuz gerek. Lekin bizdeki musibet bugün özümüzü çetke alıştık. Özümüzü çetke alıyoruz. Ailenin rehberi bu meselede bir parvalık kıldı mı, işini buzulganı şunda. Ailenin rehberi, kaynağının üstünden hem rehber, kelinin üstünden hem rehber. Rehber, rehberliğini kılış gerek. Kaynağına rehberge itaat kılışı vacip, kelin hem rehberge itaat kılışı vacip. İtaat kılması günahkar olur. Ana şu nerseki erişsek bu oldu. Bunun örneği, ularının üstünden rehberlik kılıp, ularının ıslah kılıçlığının örneği, işimiz yok. Çahhaneden keldi atı, hiç neyse bana iş yok. Kelinin korunmaydı mı dese, ona ait yaptılar kaynağına. Üç gün bugün ketip o geldiğine. Hali kaynatana haberi yok. Kelin ketip o geldiğine üç gün bugün, bala çakasını alıp gitken. Kaynatı parvayı pelek. Hali haberi yok. Böyle öğrendim ama. Bugün hemen arsanı ayolları uzları halkladı. Toyunun hareketlerinin hemen uzları halkladı. Biz fakat hamyonu bir koysak bu oldu. Sarfı hareketli ola katıradı uzları. Kelinliğe uzları topadı. Küyağı uzları topadı. Kudandilerliğe uzları topadı. Hemen uzları topadı. Biz işimiz yok. Bana bu musibet. Biz hiç ne zaman işimiz yok. Hatta et olmayabiliriz ki tohta hatın şunu özün topken sen. Ben topkenim yok. Özün topken sen, şimdi sabır kıl. Diye olmayabiliriz hatta. Biz ularga uqtiradigan, biz ularga bildiradigan asosiy narsa ayol kishi o'zini kimligini bilishi kerak. Musibat shu yerda. Qaynona, kelin o'zini kimligini bilmadi. Islom dini kelgan paytda ayol kishiga munosabat juda achinarli bo'lgan. Ayol kishini odam deyilmagan. Islom dini kelib ayolni yuksaklarga ko'tardi. El cennetu tahta aqdamil ummahat dedi. Cennet analarının ayağının astıdadır dedi. Başlarının üstüde demedi. Cennet kerek olsa ananın ayağını astıda izle dedi. Uluğlar o hadisini doğru kabul kılıp, bari yüzlerini yerge koyup analarına iltimas kıyan, yüz, ayağınız bile yüzümünü basayım dedi. Nega onu dediysen dese cennet şu yerde yeke. Ular ana shunday muhabbat bilan qabul qilishgan. Onaga ana shunday maqom berildi. Qizni tiriklay ko'mishardi Arab jazirasida. Endi u oilaning baraka ramziga aylandi. Kim bir qizaloqni tarbiya qilib o'stirib, halolini yedirib voyaga yetkizsa, do'zaxdan to'siq bo'lishini payg'ambarimiz bashorat berdilar. Qiz bolaga ana shunday maqom berildi. Uni tarbiya qiling, do'zaxdan to'siq bo'ladi deydi. Musab biror bir musulmonning opasini yoki singlisini birov agar ranjitib qo'ysa baloga qoldi. Chunki u musulmon uchun singlisi, opasi eng aziz ayol. Eng aziz bebaho ayol. Unga jonini fido qiladi. Agar biror bir til singlisini yoki opasini jarohat yetkazib qo'ysa, u tilni sug'urib olishga ham tayyor ekasi. Singlisini shunday himoya qiladi. Islom ana shunday daraja berdi. Ayollarni shunday darajaga ko'tardi. Islomdan avval hech kim qaramagan ularga, na meros bergan, na bir obro'si bo'lgan. Ana shu narsani biz bugun ularga bildirib qo'yishimiz kerak. Ey onasi,
sizning oyog'ingizning tagiga jannat to'shalgan. Ana shu maqomda turing. Odamlar agar qaynonalar shu maqomda tursa, muammo bo'lmaydi. Ana shu maqomga loyiq bo'lish uchun inson harakat qilish kerak. Meni oyog'imni ostiga jannat to'shalgan degan da'vo bilan ish bitmaydi. O'sha maqomga loyiq bo'lish uchun harakat qilish kerak. U maqomni biz eslatamiz. Onasi sizga shunday maqom berilgan. Rahm shafqat qiling. Mehribonchilik qiling. Uni boshini silang. Bugun sizda imkoniyat bor, birovning qizi bu, hali hayotni bilmaydi u. U hali ko'p narsaga o'rganmagan. Sizni boshingizdan o'tgan hamma holat. Yo'qchiligini, to'qchiligini hammasini ko'rgansiz. O'rgating unga. Deb kim aytadi? Oilaning rahbari aytadi. Oilaning rahbarining ishi yo'q. Ko'p aytaman, shu Toshkentda bo'lgan voqea. Bir kelin tug'ib oyog'ini bosolmay qopti. Yotibdi, xijolat. Qaynonasidan izn so'rabdi. Menga ruxsat bersangiz, ota-onamning oldiga borsam, davolanib kelsam, xijolat bo'layapman. Ba'zilar uchun yaxshi taklif. Yaxshi ijozat. Ba'zilar shu narsani kutib turadi. Hatto kelin tomonidan yorilmasa ham qaynona bitta bahonani qilib otasiga jo'natib yuboradi, bor davolab yuborsin deb. Chunki shunday holatlarni eshitdik, kelin tug'ruqxonada kerakli dorilarni qog'ozini olib chiqib berganda uydagilaringiz kelsa berasiz debdilar. Unaqasini ham eshitdik. Kelin tayyor o'zi taklif qilyapti. Ota-onamni oldiga borib davolanib kelay. Shunda qaynonalar aytibdilar, yo'q qizim. Sen bizning nasl nasabimizning davomchisini tug'ib shunday holatga tushding. Endi xizmatning navbati menga dedilar. Endi men senga xizmat qilaman. Xijolat bo'lma, yotaver. Sen soppa sog'iding. Shu bolani tug'aman deb shunday holatga tushding. U bola biziki. Bizi bolamizni, bizi nasabimizni ko'tarib yuradigan, bizi familiyamizni ko'tarib yuradigan bola. Shuni tug'aman deb shunday holatga tushding. Endi men xizmat qilaman. Oilada ana shunday munosabat yuzaga chiqishi kerak. Qani aytingchi, shu kelin shu onani bu muruvvatni esdan chiqaradimi? Esdan chiqarmaydi. Yomon bo'lsa ham esdan chiqarmaydi. Ana shunday ishlarni qilaylik bugun. Uning o'rniga bunisi bo'lmadi. Javobini ber. Unisi ham bo'lmadi. Javobini ber. Ikkita, uchta kelinni ajratib yuboradilar. Shu bilan o'zlarini ko'rsatadilar. U bilan inson obro' olmaydi. U obro' emas, u nuqson. Mahallada unday oilalarning ehtiromi bo'lmaydi. Muhtaram oila kelinini, kuyovini izzat qiladi. Uni bag'riga oladi. Ularga muruvvat qiladi. Mehribonlik ko'rsatadi. Ana shu oila muhtaram hisoblanadi mahallada. Qo'shnilarimizdan kelib surishtirganda ular sifatli edilar. Ikkita kelin javobini berib olgan, yana o'zingiz bilasiz deydi. Yo, yaxshi ayol, muruvvatli ayol. Faqat kamchiligi bordi, kelinlar yoqmaydi deydimi? Payg'ambarimiz alayhissalom laysa minna man lam yarham sagirana va yuqir kabirana deb marhamat qildilar. 1400 yil oldin bu narsa hal qilib qo'yilgan. Kim yoshlarimizga rahm shafqat qilmasa, kattalarimizni hurmat qilmasa bizdan emas dedilar.
men shu Muhammad alayhissalomning ummatiman degan da'vo bilan yurgan odam kichiklarga nisbatan rahm shafqatli bo'ladi. Qaynonalar kelinlarga rahm shafqatli bo'ladi. Kattalarga nisbatan ularni hurmat qiladigan bo'ladi. Kelinlar qaynonani hurmat qiladigan bo'ladi. Ikkalasi ham shu hadisda bor. Hammamiz bormiz shu hadisda. Hamma bor. Agar shu bitta hadisga amal qilsak bizga yetadi. Ko'p ilm bilishimiz ham shart emas. Domla yangisini eshitay deb qo'ydi. Yangisini qo'ying. Shu bitta hadisni yodlab oling shuni. Agar shunga amal qilsak bizga yetadi umrimiz oxirigacha. Kattaga hurmat, kichikka rahm shafqat. Ana shu narsa oilamizda shu ruhiyat oilamizda ko'rinsa bo'ldi. Yoshlar kattalarni hurmat qilsin. Kattalar yoshlarga rahm shafqat qilsin. Bo'ldi. Yechimi bor. Bu yechilgan bu masala. Rahm, shafqat, mehr, oqibat. Bu narsalar bu insonga xos xususiyat. Boshqa hayvonlarda, vahshiylarda bu narsa bo'lmaydi. Insonga xos xususiyatdan insonlar bugun judo. Bugun u xususiyatdan insonlar ayrilgan. Rahm shafqat qolmadi. Hurmat, ehtirom qolmadi. Ana shu narsaga erishsak bo'ldi. Kelin qaynonasiga shunday e'tibor bilan muomala qilsinki, bu qaynonasi kelinni umr yo'ldoshining onasi. Kelinning umr yo'ldoshining erining onasi. Shu narsani unutmaslik kerak. Onasidan o'g'il hech qachon voz kechmaydi. Onasining gapi o'g'ilga qonun. Chunki u ona tuqqan shu o'g'ilni. Ko'tarib yurgan qonida azob bilan qo'lida ko'tarib sut bergan kelinlar ana shu narsani unutib qo'yadi. Yo, bu erimning onasi bu. Payg'ambarimiz alayhissalomdan so'rab keldilar. Ayolning zimmasida eng katta haqli inson kim? Ayolga eng katta haqli inson kim desa eri debdilar. Ayoliga nisbatan eng katta haqqi bor odam eri. Erkakkachi desalar erkakka onasi dedilar. Qarang, erkakka eng haqli inson onasi dedilar. Shu narsani kelinlar bilib qo'yish kerak. Bu inson mening erimni turmush o'rtog'imni onasi. Erim qanday hurmat qilsa, men shunday hurmat qilishim kerak. Degan tushunchani egasiga aylansa bo'ldi. U bilan aytishmasin u inson bilan, haqorat qilmasin, beodoblik qilmasin muomalada. Xo'p desa bo'ldi olam guliston. Fala taqul lahuma uffin, ota-onangizga uff demang dedi. O'sha kelinlarga ham taalluqli. Qaynona bir narsa desa uff demas. Chunki uni o'g'li ham uf demaydi. Bu ham uf demasin. Va kelinlar bilib qo'ysinki, nima xizmat qilsa ertaga o'sha xizmat qaytadi. Arpa ekkan arpa o'radi. Arpani o'rniga bug'doy bo'lib qolmaydi hech qachon. Kelinlarga biz shu narsani bildirib qo'yishimiz kerak. Qizim, nima qilsangiz topasiz. Qo'ldan kelgancha yaxshilik qilavering. Demak, biz oila rahbarlari qaynona va kelinga kimligini bildirib qo'yishimiz kerak. Kimligini bildirib qo'yishimiz kerak. Ana shu bildirganda shu narsani aytaylik. Siz ikkalangiz ham ayolsiz. Bir jinslisiz. Bir tabiatlisiz. Siz bir-biringizni tushunmasangiz biz qayerdan tushunamiz?
Ayol kişi ayol kişinin tabiatını erkekke karagene yakşı bilir. Çünkü o nime baştan keçirse bu ham şunu baştan keçirgen. Başkarangılık mesela. Başkarangılık degen derse bu. Erkek adamda bu meydu. Ayollar başkarangı bula. O ayol ham baştan keçirgen, bu yan baştan keçirgen. Onda kendi haletke çüştü kerese ham yakşı bilir. İmkaniyetler kırkılır. O'ziga yarasha zaiflashadi. O'ziga yarasha injiq bo'lib qoladi. Tug'ish qanday ekanligini erkaklar bilmaydi, uni ayollar biladi. Undagi azobni ham ayollar biladi. Bir-birining tabiatini yaxshi biladi. Shu narsani eslatib qo'yaylik ularga, bitta tabiatdasiz. Bir-biringizni to'g'ri tushunish shunchalik qiyin. Nega ular bir-birini to'g'ri tushunmaydi? Uning o'rniga ya biz bugun tug'ib ertasiga ish qilib ketaverganmiz degan gapni qiladilar. To'g'ri, ilgarigi zamon bilan hozirgi zamonning farqi bor. Ilgarigi ayollarni hozirgi ayollarni qizlarimizni farqi bor. Ilgari baquvvat edi, bu sir emas. Hozirgi qizlarimiz nimjon. Kamqonlik. Uxlab qoladi. Ilgarigidek baquvvat emas. To'g'ri, ilgari ayollar tug'ib yurib ketavergan ertasiga. Bularda bunaqa holat yo'q. Hozir bugungi kunda ular tarbiya talab. Sal kengroq o'ylash kerak. Hammasi o'sha jaholatning orqasidan kelib chiqadi. Jaholat bu. Oilamizga ma'rifat kirib borsin, oilamizga ruhiy tarbiya kirib borsin. Bunaqa gaplar bo'lmaydi. Ma'rifat asosida. Ruhiy tarbiya ko'rganlarni ishini qilsak bunday holatni biz ko'rmaymiz. Kelin bola to'g'rixonaga ketayotgan paytda yana qiz bo'lsa bu yoqqa qaytib kelmay otangga boraver der ekan. Shu ham gapmi? Odamlar tirnog'iga zor emasmi? Bugun ham bor tirnog'iga zorlar. Ularga bolangiz bersangiz ham olib boqmoqchi. Sizga kerak emas bo'lsa. Shuna qadar ham bor ekan. Ha, u aytayotgan ayol o'zi ham qiz bo'lmaganmi shu go'dayligida? U ham shu jins vakili-ku. Inson o'zining jinsidan shunchalik nafratlanadi. Qarang, tushunmayaptilar. Kim tushuntiradi uni? Biz tushuntiramiz. Biz indamaymiz yana. Uni o'rniga to'xtang onasi. Balki shu qizaloq bir kun bizga mehr berar. Unaqa demang. Uning otasidan ko'rmagan mehrni balkim shu qizdan ko'rarmiz. Deb ota aytsalar qanday bo'ladi? To'g'rimi, uni Xudo biladi. Qaysi birini qismatiga yozilgan bizga qilinadigan xizmat. Qizlarning mehrini ko'rayotganlar yo'q emas. O'g'illardan kuyayotganlar ham yo'q emas. Qaynona kelin o'rtasidagi munosabat juda dolzarb munosabat. Uni bir soat, ikki soatda gapirishning imkoniyati yo'q. Imkoniyati yo'q. Oilaning rahbarlari bu masalada jiddiy bo'lsinlar, bu masalada yukni zimmalariga olsinlar. Rahbar rahbarlik qilsin. Oilani a'zolarining hammalarini o'zlarining maqomlari o'zlari loyiq bo'lgan o'rinlarga qo'yib qo'ysalar bo'ldi. Sani o'rning bu yerda. Sani o'rning bu yerda. Desalar bo'ldi. Ko'p bugun oilalarga kirishlikka majbur bo'lib qolyapmiz, kelishyapti savol bilan. Hamma narsani qaynona o'zlari hal qiladi. Yo'q, bu bilan ish bitmaydi. Oilaning rahbari rahbarlik qilsin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa. Dinimizda belgilangan erkaklar ayollarning ustidan rahbardirlar. Rahbar rahbarligini qilish kerak. Bugun ana shu muammolarning orqasidan kelib chiqayotgan bitta katta muammo tirik yetim masalasi. Bolalarimizni, go'daklarimizni tirik yetim bo'lishligi.
İslam yetimparver din. Peygamberimiz aleyhisselam yetimini kefaletine alan adamla ikilemiz cennette şunu deyiturayımız dedi. Yanmayan türeme dedi. Yani de tırı yetim kıpıysa işçi bala. Biz o talimattan en çok uzaklaşkenimizde dalalet. En çok uzaklaşkenimiz. Ballarını tırı yetim kıymayın. 2017 yıl memlekette 32 bin tecrübe oldu. 32 bin te. Bitteden bala ketken bası 32 bin te bala tırı yetim. Biz o günü ballarının içinde hesabla oturuyorduk. Cüde katta rakamlar. 32 bin te ecrim. 64 bin te aile cavur kurgen. Utamanın bu tamanı. 64 bin te aile yendi başkattan toy kıladı. Toyga 1000 somdan sarf qilsa palon million bo'lar ekan. 1000 somdan sarf qilsa. Endi tasavvur qiling. Ham soliq ketyapti. Ham moli dunyomiz ketyapti, iqtisodga zarar, ham obro'imizga zarar, ham kelajak bolalarimizga zarar. Hamma yoq zarar ko'radi. Qarang, shu narsa joyiga qo'yilsa, isloq qilinsa, ajrim degan narsani bugun eshitmasak, biz ko'p narsaga erishamiz. Hammasiga foyda, soliqqa ham foyda, bolalarimizga ham foyda, iqtisodga ham foyda. Buni kim o'ylaydi buni? Oddiy raqam bu. Oddiy arifmetika bu. Juda katta mutaxassis buxgalter bo'lish ham shart emas. Qancha qancha yosh bolalar otadan judo, ota ko'rmaydi. Uning tarbiyasidan judo, uning nafaqasidan judo. Ba'zi otalar xoyo havas bilan, nafsi bilan ovora bo'lib, tirik yetim bolalarni chiqarib qo'yib, ularni nafaqasiga qaramay yuribdi. Parvoy palak. Balog'atga yetgancha ajrashib ketsa ham bolani nafaqasi otaning zimmasida farz, farz. Bolaning nafaqasi otaning zimmasida farz, ajrab ketgan bo'lsa ham. Balog'atga yetib o'zi dunyo topadigan bo'lguncha. U qizni nafaqasi-ku otaning nafaqasidan tushmaydi zimmasidan. Chunki qiz moli dunyo topadigan emas. Uni erga ham beradi, uni uy-joyini ham qaraydi. Ajrashib ketgan bo'lsa ham. Qarang shu darajada. Ba'zi bir men yigitman deb yurganlar alimentdan qochib yubdi ekan. Shunaqasini ham eshitganmiz. Ularni sotga olib borib, hammani oldida postayini qoqib, keyin zimmasi yuklab qo'yibdi. Oyligin qancha desa, oyligini tepadan gaplashib olgan ishxonasi bilan kam ko'rsatadi. Bolalarim ko'p olib qo'ymasin der ekan. Bolalariga berish bu ajr-ku, savob. Ma at'amta zawjatak fa huwa laka sadaqa. Ma at'amta waladak fa huwa laka sadaqa. Bola chaqangi yedirgan narsang senga sadaqa. Ayolingga yedirgan narsang senga sadaqa, ajr yoziladi. Ibodatning savobi yoziladi deb turdilar payg'ambarimiz. Qarang, nafaqadan qochib bo'ladi. Kelasi oy Zulhijja oyi, Zulhijja oyi juda barakotli, muborak oylardan hisoblangan. Ayniqsa Zulhijja oyining birinchi 10 kunligi juda fazilatli kunlardan. Mo'min musulmonlar u kunlarni g'animat biladilar, qadriga yetadilar. U kunlarni behuda ishlar bilan o'tkazmasdan, balki takbir, tahlil, zikr, mana shunday ibodat roza bilan o'tkazishlikka harakat qiladilar. Ana shunday muborak kunlar 10 kunning ichida ulug' kun Arafa kuni bor. Arafa kuni rozasini tutishlik to'g'risida ko'p hadislarda targ'ib kelgan. Hajga borganlar tutmaydi-yu, bu yoqdagilar tutishi to'g'risida.
Ana kunlarga Alloh taolo yetkazdi. Bu kunlarni g'animat bilib, har bir soatlarini chiroyli risoladagidek o'tkazmoqligimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Bu bo'lib turgan, qilingan ma'ruzadan hammamiz ham bir xulosa chiqarib, bu narsani o'rniga qo'yish uchun, bu narsani isloh qilish uchun har birimiz safarbarlik e'lon qilib, zimmamizdagi mas'uliyatni ado qilib yurmoqligimizni Parvardigor barchamizga nasib etsin. Oilamizda shunday holat chiqmasin. Falonchining kelini ketibdi degan narsa bizning oilamizga yarashmaydi. Mening oilamga bu masala yarashmaydi. Degan tushuncha bilan yashaylik. Men buni ko'tara olmayman. Mening orzu havasim shu navarlar. Shular bor, men borman. Deylik dodalar. Mani xafa bo'lmasin desangiz navarlarni ketkizmang. Deb turaylik, ular ketmaydi. Ularda gunoh yo'q. Payg'ambarimiz alayhissalom sizlarga rizq kelayotgan bo'lsa, shularning orqasidan kelyapti dedilar. Ular xonadonimizdagi baraka. U barakani haydamang. U davlatni ketkazmang. Qolaversa u begunoh go'daklar bilan yashash, ular bilan birga nafas olish bu baxt bu. U baxtdan o'zingizni bebahra qo'ymang. Gunoh yo'q ularda. Hazrat Umar degan zot ko'chada ketayotganlar bir balani ko'rib qoldilar. Oldilarida to'xtab, meni haqqimga duo qil dedilar. Hali bolachaga. Duolarni olib ketdilar sheriklari, yosh boladan ham duo oldingizmi desalar, hali bu gunoh qilmagan dedilar. Uning duosi qabul. Biz qancha gunoh qilganmiz dedilar. Bu gapni jannati degan bashoratni olgan odam Hazrat Umar aytibdilar. Tiriklarda payg'ambarimiz jannat bilan bashorat bergan. O'sha zotlar shunday holatga tushdi. Nega u bolalar bilan go'taklar bilan biz yashamaymiz? Nega bu baxtdan bebahramiz? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله پروردگار hammalarimizni bilganlarimizga eshitganlarimizga amal qilib ikki dunyoning baxtiga saodatiga musharraf aylagin oilalarimizni tinch qil ahllarni bir-bir bilan ahl qil oilalarimiz risoladagidek oilalardan bo'lmoqligini o'zing nasib et پروردگار ulug' kunlarda duo so'raganlar bor bemorlar bor ekan jumla qatorida hammalariga xazonai g'oyibiyni shifo komil ato etib yaqinlarining baxtiga sog'omon qil. Boshlariga mushkulot tushganlarning mushkulotlarini kushoyish ayla. Farzand talablarga solih soliha farzandlardan ber. Qarzdorlarga o'zing g'oyibidan barakasi bilan yetkazib yuzlarini yorug' ayla. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika.